Seyirciler, Ulusal Kanal'da yayınlanan Ezber Bozanlar programına katılan eski Devlet Bakanı ve eski Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener gündeme ilişkin sert açıklamalar yaptı. Öcalan'la müzakereler konusunda Başbakan'ı tutarsız olmakla eleştiren Şener, Tayyip Erdoğan'ı kendi sözleriyle vurdu. Biz bugüne kadar AK Parti hükümeti olarak terör örgütüyle hiçbir zaman masaya oturmadık. Hiçbir zaman da oturmayacağız. Bunlarla bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar bunun hesabını her yerde vereceklerdir. Oslo görüşmeleri sırasında Başbakan'ın söylediği AKP olarak bugüne kadar hiçbir terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayacağız sözünü hatırlatan Abdüllatif Şener sert konuştu. Oslo görüşmeleri, Oslo süreci ortaya çıktığı zaman Başbakan televizyonlarda dedi ki hükümetin doğrudan veya dolaylı müzakere yaptığını, PKK ile müzakere yaptığını söyleyen, ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, müfteridir diye konuştu. E şimdi de kendisi diyor ki İmralı ile müzakereler devam ediyor diyor. E peki o zaman kim müfteridir? Kim namussuzdur? Kim şerefsizdir? Ulusal kanala konuşan Abdüllatif Şener, Öcalan'la müzakereler konusunda zehir zemberek konuştu. İktidarın Suriye'ye karşı izlediği dış politikanın insani ve vicdani olmadığını belirten Şener, bu politikanın Türkiye'ye zarar verdiğini söyledi. Suriye'ye yönelik izlemiş olduğu dış politika özellikle insani de değildir, İslami de değildir, milli de değildir, Türkiye'nin milli çıkarlarına da aykırıdır. Erdoğan'ın sadece durumu idare etmek için ülkenin sorunlarına değil, doğrudan doğruya kendi geleceğine odaklanmış durumda olduğunu belirten Şener, gündemi kendi çıkarına göre yönlendirdiğini dile getirdi. İdamdan bahsediyordu ve idamdan her bahsettiğinde de Öcalan'ın ismini ağzına alıyordu ve kamuoyunda sanki bir idam senaryosu hazırlıyormuş intibaı veriyordu. Arkasından dokunulmazlıklara geçti. Dedi ki terör örgütüyle kucaklaşanların dokunulmazlıklarını elbette meclis kaldıracaktır, gerekeni yapacaktır yargıda dedi. Ama şimdi görüyoruz ki bir taraftan idam diye bağırırken, bir taraftan dokunulmazlıkları kaldıracağım diye bağırırken el altından da görüşmeler yapıyormuş. Recep Tayyip Erdoğan'ın somut bir davranışla oy kaybetmeyi göze alamayacağını, ülkenin birlik beraberliği gibi temel bir meseleyi kullanarak oy potansiyelini artırmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Önümüzde seçimler var. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Sadece süreci yönetmek suretiyle oy toplamaya çalışıyor. Devlet adamının tutarlı olması gerektiğini vurgulayan Şener, Başbakan'ın tutumundan dolayı bu süreçten bir sonuç çıkacağını düşünmediğini söyledi. Bir konuyu, bir sorunu çözmek için tutarlı olmak zorundasın. Makul olmak zorundasın. Mantıklı olmak zorundasın. Devlet adamı gibi davranmak zorundasın. Bunların hiçbiri yoksa ne halka güven telkin edilir.